Ayşegül Hanım merhaba. Benim adım Emel. Benim sizlere başvurma amacım geçmişimi öğrenme isteğimden geliyor. Nedeni ise benim bir yıl önce annem vefat etti. Ve annem vefat ettikten sonra ben annemin eşyalarını evine toplamaya gittiğimde bir defter buldum. Defterin içini okuduğumda içinde iki erkeğin ismi yazıyordu. Bu iki erkekten bir tanesi benim babam. Ama hangisi? Bilmiyorum. Açıkçası kafam çok karıştı. Ve sizlere başvurma gereği duydum. Ben geçmişimi arıyorum. Ben babamı arıyorum. Ayşegül Hanım, bana yardım eder misiniz? Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Programımıza Emel Hanım başvurdu. Şimdi onun yanına gidiyorum. Geçmişimden bir şans istiyorum. Artı babamı arıyorum. Yaşıyorsa ben babamı bulayım, ulaşayım. En azından şu kafamdaki soru işaretini temizleyeyim. Babanızı tanımıyor musunuz? Babamı hayal mayal 8 yaşına kadar benimle birlikte olduğu kadarıyla hatırlıyorum. Annemin doğum tarihiyle ölüm tarihi var ama babamın sadece doğum tarihi var, ölüm tarihi yok. Oradan anladım ki babam yaşıyor olabilir. Şimdi babam bulduysak, babamsa eğer İbrahim neden Bey gitti? Yaşıyor, neden gitti? Başka birisine aşık oldu. Ve bunu da Züleyha Hanım'a dönüşerek ben evlenebilir miyim bir başka hanımefendiyle diye iznini alarak. Evlendiniz mi peki? Tabii evlendim. İki tane de çocuğumuz var. Yolculuklardan biri de geçmişe yaptığınız yolculuktur. Lakin gidebilecek bir yolunuz varsa tabii. Programımıza Emel Hanım başvurdu. Emel Hanım yaklaşık bir yıl evvel annesini kaybetmiş. Ve annesinden sonra evinde bir defter bulmuş. O defterden sonra kafası epey karışmış. Babasını arıyor. Şimdi Emel Hanım'ın yanına gidiyorum. Emel Hanım, merhaba. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz siz de. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. İnşallah sizi gördüm daha iyi oldum ve daha iyi olacağım inşallah sizlerin vesilesiyle. İnşallah Emel Hanım. Şimdi programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Ayşegül Hanımcığım, ben geçmişimi arıyorum. Ve geçmişimden bir şans istiyorum. Artı babamı arıyorum. Babanızı tanımıyor musunuz? Babamı hayal mayal 8 yaşına kadar benimle birlikte olduğu kadarıyla... aklımda kalabilecek kadar bir anıyla hatırlıyorum. Anneniz?
Annem bir yıl kadar önce vefat etti. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. İşte annem vefat ettiği için, annem vefat ettikten sonra ben annemin eşyalarını toplamaya gittim eve. Orada bir sandıktan defter buldum. Defterin içinde açıp okuduğumda annemin genç kızlığından kalan bir günlük zannettim. Ama günlük değildi. Defterde yazılanlar anneme yazılıyordu. Annem yazmamıştı defteri. Ve açıkçası o defterde yazılan konu üzerine kafam çok karıştı. Çünkü defterde iki isimden bahsediliyor. Birisi benim 8 yaşına kadar tanıdığım, bildiğim babam. İsmi ne? İbrahim. İbrahim. İkinci isim de Mehmet. Defteri Mehmet diye birisi yazıyor. Bu iki isim arasında ben defteri okuyunca çok bocaladım. Bana da kimsenin yardım edemeyeceğini, etrafımda böyle bir şey bulamadım. Sizin programlarınızı izliyordum. Teşekkürler. Karar verdim. Size geldim. Bir şansım olsaya geldim ve ben geçmişimi arıyorum, babamı arıyorum. Bana yardım eder misiniz? İnşallah yardım ederiz Emel Hanım. Niye kafanız karıştı? Ne yazıyordu? Niye kafam karıştı? Çünkü orada iki kişiden bahsediliyor Ayşegül Hanım. Ve deftere bir şeyler yazılmış diyorsunuz. Yazan isim de İbrahim değil, Mehmet isminde birisi, evet, diyorsunuz. Evet, Mehmet isminde kişi deftere yazdıklarını anneme ithafen yazıyor. Ne gibi şeyler yazıyor mesela? Vallahi o kadar çok güzel şeyler var ki, güzel olduğu kadar beni de telaşa, meraka sürükleyen şeyler var. Mesela orada bazı bölümlerde İbrahim'e kardeşim diye hitap ediyor. Mehmet Bey yazıyor bu yazıyı. Mehmet Bey mi İbrahim Bey'e? İbrahim Bey'e anneme yazarken ithaflarında İbrahim'in ismi geçiyor kardeşim diye. Yani Mehmet Bey anneme ithafen orada yazıları yazıyor ama İbrahim Bey'e kardeşim diye hitap ediyor. Ve bu vesileyle benim de kafam çok karıştı. Yani İbrahim Bey benim babam, 8 yaşına kadar tanıdığım babam. Babamsa İbrahim Bey, Mehmet Bey kim o zaman? Peki daha evvelden, hani şimdi bunu böyle çok şey konuşuyoruz ama belki annenizin hani tarihlere baktınız mı? Annenizin belki daha evvelden bir gönül ilişkisi falan olabilir mi, öyle bir şey? Yok, şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanımcığım. Annemin öyle bir şey olsa olsa herhalde Mehmet Bey'le olabilir. Çünkü Mehmet Bey'in anneme yazdığı ithafen çok güzel şiirler var. Yok, onu anladım. Ha, şiirler var. Şiirler onu anladım. Var. Hayır, şimdi babam İbrahim Bey'di diyorsunuz. 8 yaşına kadar ben, evet, babamı tanıdım. Evet. İbrahim Bey'di. Belki diyorum babanızdan evvel olabilir mi? Yani öyle bir tarih. 8 yaşına kadar tanıdım babam dediğim, 8 yaşından sonra annem bana baban öldü, melek oldu dedi. Hayır, sizin burada kafanızı karıştıran, yani hani kafamı karıştır, tarihler falan şey mi? Yani hani tarihler, babanızın yaşadığı dönemlere mi denk geliyor? Evet. Ha, o evet. Zaman nasıl şiirler bunlar? Yani sizi hani başka bir düşünceye, duyguya yöneltecek kadar. Evet, aşk dolu, duygu dolu şiirler. Aşk dolu. Zaten günümüzde de televizyon dizileri eski aşkları anlatıyor, biliyorsunuz. O kadar güzel aşklar demek ki o zamanlarda çok güzel yaşanmış. Yani. Evet, eskiden diyorsunuz değil mi? Evet. Ya sanki bana şey gibi geliyor, bir şeyler paradan uzakmış. Aynen öyle. Değil mi? Hakikaten aşkmış. Hiçbir şey düşünmeden, insanlar birbirini herhangi bir şey gözetmeden bağrına basıyormuş, seviyormuş. Ne, evet, güzelmiş. Aynen öyle. İşte ben de dolayısıyla o kafamın karışıklığını netleştirmek istiyorum. Size geldim. Ben babamı tanımak istiyorum. Herhangi bir belge yok, herhangi bir şey yok. Ben kendi çabamla E-Devlet'ten babama soy ağacından baktım.
annemin şuradan biliyorum. Annemin doğum tarihiyle ölüm tarihi var. Ama babamın sadece doğum tarihi var, ölüm tarihi yok. Oradan anladım ki babam yaşıyor olabilir. Ve yaşıyorsa ben babamı bulayım, ulaşayım. En azından şu kafamdaki soru işaretlerini temizleyeyim. Mehmet kim? Bana anlatsın kendisi. Ben babamı bulmak istiyorum.